Zeynep Turan geliyor. Hoş geldin. Hoş bulduk. Atlas'ın annesi hoş geldin. Evet değil mi? Ben artık daha 52 günlük. Evet, minicik bir oğlumu bırakıp geldim size. Çok teşekkür ediyorum. Ekranda şu an uyuyordur ama eminim. Sütle uğraşıyorum boş zamanlarımda. Ne yaptın, sağdın, evet, bıraktı, kim bakıyor? Mandıra işletiyorum diyorum kendime. Ama öyle oluyor anneler değil mi? Çok enteresan. Ya annelerin derler ya, cennetmiş ayaklarının altında. Hakikaten anladım yani, anneler çok kutsal canlılarmış. Bak daha 52. günündesin. Evet, kim bilir neler söyleyeceğim daha sonra. Biliyorum Atla, sen ve senin gibi yeni bebeği olmuş, bebeği olmasın istedim. Hamile herkese. Şans dileyelim. Bir kere tüm kadınlar anneliği tatsın bu dünyaya gelmiş. Bütün anneler kadınlar tatsın. Çok güzel bir duygu. İnşallah. Ondan sonrasında da herkese evlat nasip etsin. Ama tabii evlat kıymeti de bilmek lazım. Anne kıymeti de bilmek lazım. Bak Atlas burada da aynı zamanda. Aynen Konya'da. İlk çocuğum şimdi. Minik ayaklarıyla burada, çok şirin. Mesleğimi de çok sevdiğimde adını da Atlas koydum. Haritanın ilk adı biliyorsunuz. Doğum haritalarının ilk adı biliyorsunuz ki Atlas demektir. Harita diye geçer ve feleklerden ilki de Atlas feleği diye geçer. O yüzden de işim sevdiğim de oradan da belli. Belli. Sana çok şey soracağım ama Boran, Zeynep ve Yasemin alkışlarla geliyorlar ve canlandırmamızı yapıyorlar. Evet. Sonra konuşacağız. Gel Zeynep. Anlat. Anlat bana, ne hissediyorsun? Ne biliyorsun? Ne düşünüyorsun? Şekerim, bilemiyorum yani. Anlatsam mı? Bilemiyorum şu anda. O kadar mı vahim? Tatlım, yok, söyleyemeyeceğim. Gerçekten söyleyemeyeceğim bunu. Yasemin. Yasemin hadi. Tatlım, senin kocan seni aldatabilir bu yıl. Gerçekten. Aa, nereden bildin? Biliyoruz, biliyoruz. Araştırıyoruz ayol. Gerçekten bu olabilir. Ya nereden anladın? Yavrum, hissediyorum. Biliyorsun ben astroloğum. Astrologsun da hani bu hemen öyle şeylerden belli mi oluyor? Tatlım, senin kocanın burcu buna müsait. E senin tipin de müsait yavrum. Sen de aldatılmaya müsaitsin. Benim tipim müsait mi? Evet. Ne var tipimde? Kız, bana bile bir kere süslendiğin yok. Ay, benim bile göz zevkim bozuldu ya. Sen anlat, benim kocam ne yapacakmış, ben bileyim. Eve geç geliyor mu? Geliyor. Hediye alıyor mu? Almıyor. Niye almıyor? Bu da bir sorun. Niye almıyor bilmiyorum da hani böyle bu aralar bir sanki şey oldu, böyle bir uzaklaştı, bir yıldızlarımız birleşmedi, ben anlamadım. Bebeğim, senin burcun zaten Oğlak burcuna uygun değil. Başta da uygun değildin zaten. Boyu boyuma uyuyor dedin, aldın. Sıkıntın boyunu açtı ayol. Allah'ım, ben ne yaptım ya? Merhaba hayatım. Aa, Yasemin de gelmiş. Eniştelerin paşası gelmiş. Ne haber Yasemin? Enişteciğim, canım. Nasıl iyi bir seçim? Hoş geldin. Nasıl hayatım. Doğru bir seçim? Beni öpecek misin hayatım ya? Seni de öpeyim. Hayır, ben Yasemin ayağa kalktı ya, gidiyordur diye düşündüm. Hani yolcu edersin filan. Tamam hadi otur. Hadi. Yasemin yeni geldi ya, yenice geldi. Ben girişte bir şeyler duydum sanki ama çok inanasım da gelmedi. Yok sana Oğlak çok şey değilmiş, 2014'te Oğlak'la problem yaşayacakmışsın filan. Böyle şeylerden bahsetmeyeceğiz değil mi Yasemin? Biz biraz gezegenlerden falan bahsettik, yıldızlardan bahsettik. Ha. Etkileşimden bahsettik, 2014 neler getirecek ondan bahsettik de Yasemin de biraz beni şey etti. Jüpiter Mars'a yaklaşınca Boran Özlem'den uzaklaştı. Ben biliyordum Jüpiter'in böyle... Ya hayatım, böyle şey mi olur ya? Jüpiter yaptıysa ne yaptıysa yaptı. Bana ne yahu? Bizim de ne alakası var bunun? Kavga çıkartmaya yer arıyorsun. Boran, bazı arkadaşları da buna alet ediyorsunuz. Hiç doğru değil. Yasemin'cim, tekrar hoş geldin. Jüpiter konuşuyor burada. Jüpiter ötüyor ayol. Kulağını boşanacaklar ötüyor diyor. Ben söylemedim. Jüpiter söylüyor. O zaman bir şey soracağım. Biz avukat diye de Mars'a gidelim. Bizi Mars boşasın. Sen istersen uzaya git, bu yuva kurtulmaz. Diyorsun. Yasemin, bir şey soracağım. Seni bekleyen yok mudur? Beni her yerde beklerler. Ya bak, Mars'la Jüpiter, Plüton ama hiçbiri sana hiçbir şey yapamamış. Hala bekarsın Yasemin. Bunları bırak da bir insan içine çık. Belki bir koca bulursun, evlenirsin, mutlu olursun. Şimdi bizden kapıyı kurtulur, aç, sıradalar. Biz senden kurtulur, sıradalar. Sıradalar. Kapıyı aç, böyle sağ baştan sıradalar, beni bekliyorlar. Ama uzay yolu uzun olduğu için sana ulaşamıyorlar. Sen Yasemin'i bırak bakayım. Sen Yasemin'i uzay yolumuza ne karıştırıyorsun? Sen şu andaki davranışlarına bak. Ne o Mars Jüpiter şeylerine girdin? Zaten bana hediye almıyorsun. Eve geç geliyorsun. Her şey tutuyor. Hayatım, Plüton istemiyor. Uyuyorsun. Plüton istemiyor. Yani ben tam hediye alacağım.
gezegenler diyor ki alma, alma. Kuantuma yay, al de, al. Evet, evrende al. İşte, gezegene yay, işte. Gezegene hediyeler verdi. Evrenden hediyeler öyle bir şey istiyorum ki. Bir şey söyleyeceğim, açım ben, açım. Evrenden yemek isteyecek halim yok. Bir tabak yemek koyun da yiyelim. Allah veriyor. Jüpiter'miş, evrenmiş. Allah veriyor. Ya yavrucuğum, Yasemin'cim, hayatım, sevgilim, karıcığım, açım, aç. İşten geldim, bırakın bunları. Bak şöyle yapalım. Siz bana bir yemek hazırlayın. Ben yemeğimi yerken siz arka odaya gidin. Kafanıza göre Jüpiter'i getirin, Mars'ı gönderin, Plüton'la uğraşın, bir şeyler yapın ama bana bir yemek koyun. Evrende isteyecek halim yok. Açım yahu. Vallahi benim burcum hizmete müsait değil. Burcun hizmete müsait. Benim burcum hizmete, benim burcum hizmet alıyor. Yönetici burç. Yönetici burç. Çok iyi yönetirim. Bak benim burcumda da bir özellik var. Misafir sevmiyorum ben. Tabii. Benim öyle bir burcum var. Boran ne kadar hastalıklıyım ben. Sen insan sevmiyorsun ki misafir mesela. Seveceksin ayol. Evet insan da sevmiyorum Yasemin. Nereden Yasemin. Buldun bu burcu be? Vallahi hiç bilmiyorum. Ben karşıma çıktı. Ben anlamadım ne oldu. Ben sana vakti zamanında dedim. Amcamın oğlunu al. Burcu da müsait. Boyu bari da müsait. Bari benim yanımda yapmayın. Burası benim evim. Yasemin. Yasemin benim evimdesin. Bak seni öldürebilirim. Hatta haneye tecavüz zaten kişi verebilirim. Yasemin hatta de gidiyordu. Yasemin de gidiyordu. Bebeğim ben Tanrı misafiriyim. Tanrı misafiri. Tanrı misafiri. Görüşürüz Yasemin. Bay bay. Hoşçakalın. Kuantum. Jüpiter'e yaptırın. Jüpiter'e. Allah'ım yarabbim. Özlem bir yemek getirin yiyelim. Özlem. Ya kimisi inanıyor, kimisi inanmıyor. Kimisi aman onlara mı kaldı işimiz diyor. Kimisi her gün dakika dakika hesap ediyor. Evet. Ama ikisi de ikisini de eleştirebilirim. İnanmamak demek bu bir inanç mevzusu, inanç sistemi değil. Var olanı konuşuyoruz. Gökyüzünde bir gezegen var. Hani nasıl diyoruz güneş tutulması, ay tutulması. Tarihte bile bunu insanlar toprağını ekip biçmesi bile ayın takvimlerine göre tutarlarmış. Ki dinlerimizde var. Bütün dinlerde var. Özellikle Kur'an'da çok yeri var. Ama onunla hareket etmek ya da ben çocuğumu doğuracağım. Ama işte örnekteki gibi kocamı boşuyorum. Tabii ama ben tabii ayrılalım mı devam mı edeyim? Ben zaten onları? Öyle bir danışanlık hizmeti vermiyorum. Beni de Tweet Burç olarak ya da Zeynep Turan olarak bilirler. Ben şunu anlatmaya çalışırım. Mesela örneğin işte Zahide ve diyoruz ki işte Zeynep'le Ahmet'in ilişkisini değerlendireceğiz. Zeynep gelmiş dertli soruyor. Ben hayatımda bu arada memnun değilim. Bir sorun var ve konuşmak istiyorum diyor. Önce kişinin hayatını nasıl algıladığını ve haritasından neler beklediğini ve sonra sert retrolarını anlatıyoruz. Ve sonrasında diyor ki ben diyor işte bu Ahmet'le ilişkim ne olacak? Ben diyorum ki Ahmet'i seçtiğin tarih bir kere diyorum zaten diyorum bu ilişkiyi uzun süre götüreceksin. Yani burada ayrıl ayrılmama önemli. Yok. Harita bir de önemli. Tarih. Harita önemli. Hiç kimse bir kere 12 karakter 12 özellikten ibaret değil. Yani şimdi ben şimdi hepimiz aynı ben gibi Başak Burcu olan var mı aranızda? Vardır. Hepimiz aynı kaderim yaşıyoruz. Başak. Yok yani imkansız ben evliyim çocukluyum. Değil mi siz mesela? Ama şu vardır. Mevsimler, gökyüzündeki mevsimler. Mesela diyorsunuz ya Koç, Zodyan ilk burcu. Bu da nedir? Mevsim uyanıyor. O yüzden Koç burçları acelecidir. Mesela küçük yorumlar ayakkabı numarası gibi tutar. Ona tutmadı diyemezsiniz. Koç burçlarının aceleciliği bahar çocuğudur, ekinoks çocuğudur. Ama ikizlerin sabırsızlığı mevsim geçişidir. Bakın bir kere astroloji matematik altyapılıdır, fizik altyapılıdır, matematik, fiziği zayıf olanın ya da uzun yıllar harita çıkarmamış birinin yorum yapması olasılıkları zaten zordur. Zaten o kadar çok soru soruyoruz ki size. Tabii. Her birine de cevap buluyoruz yani. Her birine ama genel cevap veriyoruz. Şimdi ben meslektaşlarım adına cevap veriyorum ama gibi oldu biraz ama genel cevap. Ya da ben kendi adıma vereyim. Tweet Burç'a da Zeynep Turan'ı takip edenler, izleyenler. Mesela birisi sorduğunda, şimdi mesela birazdan yılın enlerini konuşacağız. Bu geneldir. Şimdi ben yılın enlerinde şanssız dediğimde şanssız mı olacaksınız? Hayır. Haritanızda yükseleniniz var. Ay burcunuz var, şans eviniz var, para eviniz var. Bir kere bir açı vardı. Ben size termolojisin. Bir uçurtma diye bir açı vardı. O bir kere o kadar şans getirir ki 1001 kişide birinde vardır. Ama bu dediğim gibi bir matematiktir, bir geometridir. Peki netleştirelim. Netleştirelim. Enlere gelelim. En şanslı, en bereketli. Bu tabii ki tatmin olacağımız hızlı tüketilen astroloji. Onu da söyleyeyim. Yani bu dediğimiz gibi az önceki küçük anekdotu geçtiğimiz oyun gibi. Siz bunlara göre karar alamazsınız. Ama bunlarla bilgileriyle kendinizi yorumlayabilirsiniz. Astroloji önce kendinizi yorumlama sanatıdır. Ben Aslan Burcu'yum, çok sabırlıyım derseniz mümkün değil. Güneş en tepedeyken bilakis oluşacaksa oluşsun, görecekse görsün, yaşayacaksa yaşasın. İyiyi kötüyü kendi hazmetmek ister. Onun tarafında belirsiz olsun. Ben çok karıştırıyorum.
Hatta şey dedim geçen gün dergi kapağında. Evde yengeç, işte aslanım. Yengeç çok duygusal, çok böyle... Savunması gelişmiş. Yönetici gezegeni Ay. Şimdi az önceki bilgilerden ben size söyleyeyim, replik gibi. Yönetici gezegeni Ay. Şimdi her burcun bir yönetici gezegeni var ve doğduğunuz mevsime bakın. Şimdi diyelim ki biriniz ne Şubat'ta doğdunuz. Nedir? Şubat'ta mevsim soğuktur değil mi? Ama geçiştedir bu arada. Balık burçları gözlemcidir o yüzden. Koç burçları mevsim artık Mart'tan Nisan'a dönüyordur. Nedir? Acelecidir, sabırsızdır. Eylül nedir? Sonbahardır. O da bir mevsim geçişidir. O da sabırsızdır. O da dayanamaz. O da ağzında bir şey saklayamaz. Hemen söyler. Yengeç nedir? Tam yazdır. Onun istedikleri ya da onun emek verdikleri olmazsa o da tepkilidir. Tepkili bir burçtur. Yönetici gezegeni Ay'dır. Dolayısıyla Ay'ı ne zaman görürüz? Gece görürüz. Ne yapıyoruz? O yüzden de duygusal diyoruz. Bakın hep bir matematiği var astrolojinin. Durduk yere aslında bütün yorumlar birbirine benzer. Sen acelecisin, sen sabırsızsın diye gidebilir. Mantığını yakalarsanız siz de yorumcu olabilirsiniz. O yüzden mantığını yakalayın. Mesela şimdi Koç burcunun yönetici gezegeni Mars'tır, savaşçıdır. O yüzden Koç burcuna lütfen politik ol demeniz çok büyük yanlıştır. Ama Başak Burcu'nun yönetici gezegeni Merkür'dür. Sen iletişim kurma demek Başak Burcu'na çok büyük haksızlıktır. Aslan çünkü nasıldır? Aslan Burcu'nun yönetici gezegeni Güneş'tir. Dolayısıyla nedir? Parlamak ister. Ortaya kendini koymak ister. Yaptığıyla konuşulmak ister. Çalışmak ister. Asla geri planda olmak istemez. Ama kendi kendini motive eder. Eğer o evlenecekse evlenir. Eleştiriye açık değildir evliliği. İşte ev alacaksa alacaktır. Yani o pek akıl danışmaz. Çünkü nedir? Hani derler ya aslan. O bizim hayvanlar alemindeki aslanı anlatmıyoruz aslında. Ağustos'ta güneşin en tepede olduğunu ve lider bir burcu anlatıyoruz. Onun liderliği var. Ama koç kadar lider değildir. Koç daha mevsimi tutar, o başlatır. Aslan kendine göre yaşar. Kendi isteklerini yerine getirir. Yani toplumun istediklerini dinlese de kulak arkası eden bir burçtur. Sen buradan zıplayarak anlatıyorum ama. Ne kadar enteresan geliyor. Tabii şimdi mantığını çözmenizi isterim. Aynen siz de öyle. Kendinize göre yorumcu olabilirsiniz. Önce gökyüzünde doğduğunuz tarihi aya bakın. Eylül doğumluyum, Şubat doğumluyum, Mart doğumluyum. Mevsim nasılsa doğduğunuz ayda siz de o etkileri ve tepkileri verirsiniz. Hadi bakalım. Ve aynı zamanda mevsim değişkense siz de değişkensiniz. Mevsim öncü ise siz de öncüsünüz. Bakın gördünüz mü hiçbir şekilde astrolojik terimlerden uzak değil yorumlarım. Enler. Enler. 2014'ün enleri. 2014'ün enleri. Bu tabii ki şöyle algılayacaksınız. Gezegen konumlarıyla çıkardık biz bunu. Şimdi neden 2014'e çok hızlı ve keyifli başlamadık? Yılın başında bir yeni ay vardı. Fakat Oğlak Burcu'ndaydı. Venüs gerilemesi de Oğlak'ta. Dolayısıyla biraz böyle handikaplı başladık. Bol dedikodulu, bol motivasyona, başkalarını motive etmesine ihtiyacımız olarak başladık. Ama 31 Ocak'tan itibaren gerçekten 2014'ü bir yerinden hep beraber yakalayacağız. Daha 2014'e astrolojik olarak ruhen girdiğimizi zannetmiyorum ben. Buradan birçok kişi de bana katılacaktır. Yılın para konusunda en şanslı burçları. Bak, söyleyeyim hemen. Balık ve Başak burçları. Balık ve Başak? Evet. Para konusunda şanslı. Eğer ben para kazanamayacağım, bu işte aynı maaşı kazanacağım, ay toplu paramı alamayacağım, hukuksal problemlerim var, çözemeyeceğim, tazminatım var, emekli olsam mı gibi benzeri birçok konuda Başak ve Balık burcuysanız ya da yükseleniniz mi Balık ve Başak burcuysa buralarından tutun ve kendinizi yorumlayın. Bakın aşk konusunda şanslısınız demedim. Para konusunda geçtiğimiz yıllara göre sorunlu tarafları çözüyorsunuz, artı ekstra kazançlar elde ediyorsunuz derim. Yılın en çok evlilik yapacak. Hani derler ya aşk hayatım. Önce aşktan değil evlilikten bahsedeyim ben size. Peki. Yılın en çok evlilik yapacak burçları yaylar ve ikizler burçları. O yüzden yay sanat ikizler camiasından takip edin. Ünlülerden ikizler olan, yay olanlar varsa da bakacaksınız. Aa ne çok evlilikler oldu bu yıl diyeceksiniz. En çok da onlar evlilik yapmış olacak. Ya da yay ve ikizler burcu olanlar, yükselenin yay ya da ikizler burcu olanlar bu yıl ilişkilerini daha geleceğe taşıyacaklar. Yok benim geleceğe dair bir ilişkim, hiçbir şeyim yok diyorsanız o zaman bu yıl geleceğe dair ilişkilerin adımını atacaksınız derim. İnşallah yalnız yeni kalmayacaksınız. Yeni başlangıçlar ama uzun soluklu başlangıçlar. 2013 her şeyi sonuçlandırdı. Sonuçsuz bir yıl değildi. Belirsizlikleri temizledi. A'dan Z'ye, spordan sanata, siyasetten işte devlete, hükümete, yönetimlere, gizli bilgilere, bütün hizmet sektörüne kadar. 2014
gelmezse artık herkes temelini oluşturuyor. Çünkü hani Mayalar anlatmıştı ya 2012 sonunda kıyamet mi? Hayır. Sonuçlar ortaya çıkacaklardı. Çünkü Plüton gerilemesi, Plüton Oğlak burcunda hareket ediyordu. 2014'ün ilk yarısına kadar çok şey öğreneceğiz. Daha peki, devam edecek telefonumuz öğrenmelerimiz var. Biz de devam edeceğiz öğrenmeye senden. Merhaba efendim, iyi akşamlar. İyi akşamlar. Hoş geldiniz. Hoş güzel bulduk. Bir yıl olsun inşallah, sağlıklı, sıhhatli, mutlu. Teşekkür ederim. Sağlığın size de inşallah. İnşallah. Buyurun. Ben Zeynep Hanım'a bir sorum olacaktı. Buyurun. Şimdi ben Başak Burcu'm, eşim Aslan. Biz sevgililik ve nişanlık döneminde çok iyi anlaşan bir çifttik. Yalnız evlendikten sonra tam tersi, birbirimize zıt bir çift olarak. Hangi tarihte evlendiniz? Evlilik yılınız, ayı nedir? 16 Eylül'de evlendik. 2012 yılında. 2012 Başak yılında tam da gezegenle retro yaptı. 2012'nin gökyüzü konumu, özellikle Eylül ayında retrolar vardı. Retro nedir? Evet. Gezegenlerin bize göre baktığımızda geri gidiyor zannederiz ama geri gitmiyor, yavaşlıyor sadece. Buna biz gerileme deriz ya da Merkür gerilemesi ya da Merkür retrosu deriz. O bizim terminolojimizde retro gibi algılanır. Şimdi Başak ve Aslan flört döngüsünde, şimdi genel yorumluyorum bunu unutmayın, bu harita değil. O yüzden de benim söylediklerimin %50'sini hayatınızda puzzle parçaları gibi yorumlamaya çalışın. Çünkü çok önemlidir bir insan hayatında uzaktan yorum yapmak ve onu birebir uygulaması. Bu çok kötü bir şeydir. O yüzden haritayla ilgili konuşsak birebir söylediklerimin arkasında dururdum. Ama şu an %50. Şimdi Başak ve Aslan evliliği ve Başak Burcu, evlilik tarihi de Başak Burcu. Şimdi Başak Burcu evliliği bir kere çok Türkiye'de çok yaygındır. Kime baksanız Eylül ayında evlenmiştir. Bütün evliliklerin hemen hemen hepsi sonbahar evliliği Başak'tır. Ve çoğalmaya dayalıdır Başak evlilikleri. Hmm. Hemen ev alırlar, borca girerler, çocuk yaparlar, büyür yani. Çünkü iletişim gezegenidir ya. O yüzden de Başak evleri büyümeye dairdir, evlilikleri. Güzelmiş. Ama aslında Aslan Burcu burada bir partner var. Erkek. Dolayısıyla aslında erkek. O biraz daha gözlemlemek ister, emin olmak ister. Fakat eşlerden biri de Başak. O yüzden dolayısıyla daha da aceleci, daha da hemen konuşmak ister. O yüzden sizin aceleciliğinizle eşinizin gözlemciliği çatışıyor olabilir. Sizin aceleciliğiniz, eşinizin ise biraz daha bakalım ne oluyor, ayırkanlılığı diye görme arzusu. Halk dilinde. Peki. Peki bir telefonumuz daha varmış. İyi akşamlar, hoş geldiniz. Merhaba. Astroloğumuz Zeynep Turan karşınızda. Ben tabii ki şöyle söyleyeceğim. Daha ilişki danışmanlığı yokken ben astro danışmanlık yapardım. Çünkü 10 yıllardır. Evet, ben 10 yıldır. Yaşı çıkacak ortaya ama fıstık gibi görünüyor. Bir de 52 günlük bebeği var. Bebeğini bıraktı geldi benim için, canım benim. Sağ olsun. Peki merhaba, iyi akşamlar. İyi akşamlar Sayda Hanım. Hoş geldiniz efendim. Buyurun. İyi akşamlar. Çok seviyoruz sizi Zahide Hanım. Çok teşekkür ediyorum. Var olun. Sizi ekranlarda görmek her akşam çok mutlu ediyoruz. Elin canlı katıyorsunuz. Sağolunuz. Ne mutlu bunları duymak. Ben de çok mutlu oluyorum. 2010 Zeynep Hanım'a sorunuz var. Zeynep 2014 Hanım'a mutluluk getirsin size. İnşallah. Anladım size de Zahide Hanım. Size İnşallah. De işlerinize başarılar dilerim. İnşallah. Buyurun. İyi akşamlar Zeynep Hanım. İyi akşamlar. Benim 93 doğumlu ikizlerim var. Bir kız, bir erkek. Üniversite var. Onlara nasıl bir gelecek bekliyor? Şöyle yapalım hocam, isterseniz. Çok ona önemli bir soru soruyorsunuz. Çocuklarınızın geleceğiyle ilgili. Evet, birebir harita çıkardığım, soru sorularınıza cevap verdiğim bir yer var. İsterseniz evet, oraya bana mail atın, oradan cevaplayayım. Çünkü siz çocuklarınızın geleceğini soruyorsunuz. Buradan evet, burçla yorum yapmak, çocuklarınızın kabiliyetlerini, yeteneklerini ve önümüzdeki haritasındaki beklediği retroları anlatmam haksızlık olur. O yüzden ben de bir anne olarak şöyle yapalım. Siz sen bana çok fazla sitemize telaffuz etme diyecektim. Benim diğer adım Tweet Burçava. O yüzden bana Zeynep Turan'ı bilmeyenler sosyal medyada tweet burç olarak. İşte o yüzden olabilir. O da direkt reklama giriyor. Ay, o yüzden pardon, affedersiniz. İntina ediyorum, sonra sıkıntı olmasın bizim için diye. Peki o zaman dediğim gibi siz Zeynep Turan'ı yazın Google'a. Ondan çıkacak siteden, o aplikasyondan sorun. Dolayısıyla ben size daha birebir çocuklarınızı ilgilendiren cevaplar vereyim, olur mu? Peki, iyi akşamlar diliyorum efendim. Kocaman olmuş zaten ama üniversite sınavı. Evet, üniversite ama çok önemli seçimler. Bazen anneler diyor ki işte şu bölüm okusun ama çocukların haritasında kabiliyetleri bambaşka oluyor. Burada mesela annelere bile danışmanlık yaptığım oluyor. Peki, enlere devam edelim mi? Enlere devam edelim. Bu yıl kariyerinde en çok gelişme yaşayacaklar. Hani bu dönemde ekran başında izleyicilerimiz, ya ben teraziyim, koç burcuyum, işlerim iyi gitmiyor, ayrıldım, istifa ettim ya da ay böyle kaoslar yaşıyorum diyenlerden seni sakın kaygıya kapılmayın. 31
1 Mart'tan sonra Mars retrosu bitiyor. Dolayısıyla da Mars gerilemesi Koç Terazi burcunda bitiyor. Dolayısıyla da Terazi ve Koç burçların işle ilgili, gelecekleriyle ilgili kariyerlerinde yükselmeler söz konusu. Özellikle yılın ikinci yarısı Yay ve Terazi ve Koç burçları benim ne demek istediğimi çok iyi anlayacaklar. Bana nasıl geliyor biliyor musun? Şimdi böyle o kadar da güzel anlatıyorsun ki dinlerken bayılıyorum böyle. Değil mi? Çok güzel. Fakat şeyde çok anlamıyorum bu işlerden ben ama iyi olan ne varsa alıyorum. Aslan yani burcumla iyi olan ne varsa alıyorum. Negatif istediğim sonra hiçbiri geçmiyor. Ağustos 7 Temmuz tamam. 7 Temmuz sabah 6 küsur. Sabahın köründe doğmuş. Yengeç burçlarını şöyle bir özel aslında yengeç burcu ama yükseleni bildiği için aslan diye yorumluyorum Zahide Hanım'ı. Şöyle söyleyeyim yengeç burçların yönetici gezegeni ay olduğu için çok eleştiriye açık değillerdir. Kendi inandıkları bir kere su grubu bizim Türkiye'mizin de bakın burcu akrep, yükseleni yengeç. Hmm. Dış ilişkilerde çok duygusal tepkiler veririz. Farkındaysanız uluslararası ilişkilerimizde ne kadar hemen paniğe kapılırız. Sanatta olsun, sporda olsun, siyasette olsun. Çünkü tepkilerimiz duygusaldır. Yükselen dış ilişkilerimizdir. Dış dünyada verdiğimiz tepkilerimizdir ve duruşumuzdur. Hani kiloluysak aslında yükselenimizi de yorumlamamız lazım. Çok zayıflıysak onu da yükselenimizle yorumlamamız lazım. Bugün yeni bir şeye başlıyorum. 4 tane kızım gelecek biraz sonra. Çok iyi bir dönemde başlıyorsun o zaman. Ciddi ve çok mutlu oldum. Çünkü 4 uzmandan 4 farklı beslenme şekliyle zayıflamaya başlayacaklar. Bugün bizim eve göndereceğim onları. Ama çok net bir şey söyleyeyim. Çok 31 Ocak'tan sonra çok daha geri dönüşüm alacaksın. Neden? Harika. Herkes için geçerli. Bu benim için de. Bol kilolu bir doğum bitirdikten ama sonra. Ama sen daha yeni daha yeni. 31 Ocak'tan sonra Venüs retrosu bitiyor. Mesela şuradan küçük bir örnek vereyim. Bu dönemde estetik ameliyat yaptıracağım. Şu benimden rahatsız oluyorum. Varisimle ilgili sorunum var diyenler. Bana göre astrolog olarak benim yönüne biraz daha 31 Ocak'tan sonraya kaydırsınlar. Çünkü neden derseniz Venüs bir kere güzelliği temsil ediyor. Bu dönemde yapılan şeylerden çok tatmin olmayız. Tatmin olmayız, güzel olmaz demedim bakın. Tatmin güzel olmayız. Olsa bize yetmeyebilir. Tatmin olmayız. Ruhsal olarak deriz ki ya bunu da böyle mi yapsaydık deriz. O yüzden 2014'e gümbür gümbür giremedik. Peki ellere devam edeceğiz. Ayağın bayrak gibi sallıyor elinde telefonumuz var diye. Merhaba efendim, iyi akşamlar diliyoruz. İyi akşamlar, iyi seneler, mutlu seneler diliyorum. Mutlu yıllar, iyi seneler olsun size de buyurun. Ben Zeynep Hanım'a öncelikle bebeğini kutluyorum. Allah analı babalı sağlıklı huzurlu yetiştirsin inşallah. Hepinize nasip etsin Allah. Zeynep Hanım ben şeyi merak ediyorum. Yükselen burcunu merak ediyorum. Şöyle yapalım. Yükseleninizi de tekrar söyleyeyim. Benim adıma mail yazın, atın. Ondan sonra aratın ve mail atın. Dediğim gibi ben oradan yükselen zaten benim sitemi ya da diğer adımı biliyorsunuzdur. Oradan direkt cevap veriyorum. Birebir ben cevap veriyorum. Onu da söyleyeyim. Sen nasıl yaşıyorsun bu kadar? Tamam. Ekibim var. Ekibim sağ olsun. Ekibimle beraber. Editörlerim var. Çünkü benim yazmam karışık kuruşuk yazıyorum. Böyle doktorlarınkinden karışık yazıp konuşuyorum bazen. Onlar düzeltiyorlar. Evet. Peki başka sorunuz var mı? Hemen şunu söyleyeyim. Ben Akrep burcuyum. Bu yıl benim için iş konusunda sıkıntılarım 29 var. 29 Temmuz'a kadar dişini sık derim. Bunun için Türkiye için de söylerim. Benim de yükselenim. Yükselen akrep olan herkes için söylerim. 29 Temmuz'dan sonra özellikle 2 yıl boyunca öğrendiği akrep burçlarının birçok şey öğreniyor. Öğrendiği her şey 2014 sonundan 2015-2016'ya kadar kariyerine kariyer katacak. Ama bu 2 yıl sınav yılıydı akrep burçlarının. Ve boğa burçları. Maddi manevi. Yoruldular. Siz de yorulanlardan biri olmalısınız ki bu zaten. Türkiye'de dahilinde. Çünkü unutmayın Türkiye'nin de burcu akrep. Peki şansınız açık olsun. 29 Temmuz. Şansınız güzel olsun. Teşekkür ediyorum. Ellerde bir şey söyledin. Yarım kalmasın. Şimdi yılın para konusunda en şanslı burçları söyledim. Balık ve Başak dedim. Yılın en çok evlilik yapacak burçları Yay ve İkizler burcunda kararları alacaklar diyelim. Bu yıl kariyerinde en çok gelişme yaşayacaklar. Terazi ve Koçlar. Yılın en çok para harcayacak burcu. Bir de böyle bir durum var. Para geliyorken harcıyorsa sıkıntı yok. Gelmese de harcayabilecek. İşte o sıkıntı. Çünkü Venüs bizim gözümüzü boyayabilir. Satürn retroları gözümüzü boyayabilir. Ve dolayısıyla da aldıkça almak isteriz. Daha da cabbarlaşırız. Benim kimseye minnetim yok. Ben yaparım diyebilecek tamam. burçlardan burcu birisi. Hangi burçlar? Hemen söylüyorum. Aslan ve Kova. Harcamaktan bu yıl korkmayacaksınız. Zahide'cim sen de korkmayacaksın. Ben korkarım ama. Ben borçtan aslında çok korkarım aslında. Aslında korkmayacaksınız. Ama. Bu yıl çünkü retrolar. Mesela alırım doğru. yaparım bu iş için korkmam bu işe değer diyeceksiniz ve daha çok harcayacaksınız. En azından zarar etmeyeceğini not olarak düşebilirim. En azından. Evet. Doğru yatırım belki. Bir de şöyle söyleyeyim hemen parantez. Konudan konuya geçiyor gibi olabilir ama bizde çok bilgi var bizim gibi mesleklerle uğraşan insanlarda.
Yatırımla ilgili, emlakla ilgili yatırım yapmak isteyenler Mart ayını beklesin. Çünkü özellikle bu geri dönüşüm projeleri olsun, emlak olsun, Türkiye'de Mart'taki retroda, özellikle Merkür retrosu bittikten sonra, çünkü Şubat ayında bir Merkür gerilemesi var. Türkiye'yi çok ciddi anlamda etkileyecek. Ama Mart'taki Satürn retrosu başlıyor. Emlak konusunda yeni güncellemeler olacak. O yüzden de siz zarar eden olmayın. Mart'tan sonra ev almak isteyenler girişimde bulunsun. İnşallah. Paramız çok olsun, ev fiyatları uygun olsun. Herkesin ev sahibi. O ev fiyatları yani, uygun. O ikinci yorumun olacak işte. Mart'tan sonra Türkiye'de. O sırada parası da olsun herkesin ki valla kapısını açıp girebilecekleri bir ev nasip etsin. Rabbim herkese en zor şey kirada oturmak. Türkiye'deki işsizlik sorunu da 2015'in sonlarına itibaren daha çok çözülmeye başlayacak. İnşallah. Hani onu da yorum yapabilirim. İnşallah. Ama 2014 ile ilgili böyle bir iddiam yok. Çünkü Satürn retrosu var. Türkiye'de çok şey öğrenecek bu retrodan. Devam telefonumuz ediyor. Telefonumuz varmış. Hemen alalım. İyi akşamlar diliyoruz. Hoş geldiniz. İyi akşamlar. Zeynep Hanım'la görüşecektim. Zahide Hanım nasılsınız? İyiyim efendim. Siz nasılsınız? Teşekkür ediyorum. Ankara'dan arıyorum ben. Ankara'ya da selam gönderelim. Adınızı söylememişsiniz. Peki. Ankara'ya selam Tuğçe olsun. Tuğçe Özyolu adım. Tuğçe. Tuğçe Hanım. Evet. Peki Tuğçe Hanım, dinliyoruz sizi. Merak ettim sorunuzu. Buyurun. Ben Zeynep Hanım'a, eşim Boğa Burcu. Siz? Ben 12 yıllık evliyim. Ne zaman evlendiniz? Evliliğin bir burcu var çünkü. 7. ayın 16'sı 2000 yılında. Yengeç. Evet. ben Oğlak burcuyum. Aa, ne ya. Disipline etmeye çalışıyor. O evliliği de düzeltmek için elinden geleni yapan, her konuda evet, herkesin söylediğine takı. Oğlak burçları kendini evet, en çok yıpratan burçtur. Bakın enleri evet, yaparken Oğlak. Şimdi en çok ay, yıpratan ya, da Oğlak yapmayın seçebilirim. Yapmayın o kadar, bırak dünyayı siz de tersine çevirmeye çalışmayın. Oğlak burcu da gözlemcidir. Ya üzülse de kızsa da göstermemeye çalışır. Evet, evet, yani içinde evet çözmeye çalışıyor. O yüzden eşinize konuşsana, söylesene. Neden böyle düşündüğünü ifade etmiyorsun, niye böyle yapıyorsun çok demişsinizdir. Evet, çok dedim. Nasıl çıkıyor ya, inanamıyorum bazen. Yorumlar doğru diyelim. Vallahi enteresan. Birebir gidebilir, o da çok çalışmaktan. Yoksa hani çıkar, tutar bunlar. Yok, ben görüyorum şimdi yani, takip ediyorum Zeynep'i ve hani evliliğin içinden bir sürü done söylüyor. Ya evet doğru söylüyorsunuz diyen o kadar çok kişi görüyorum. Aa, ben ki inanamıyorum. Doğum haritaları çıkarırdım. Çocuktum bana. Özellikle şey sorarlardım. Evlenecek miyim, mutlu mu olacağım? En sevdiğim kelime zaten. Sor bana ne zaman evleneceğini der. Çünkü o kadar fanatiktim ki bu kelimeye. Hani vardı ya bir film vardı. Ben Kemal Sunal'ın Maydanoz dendiğinde sinirleri bozulurdu. Bir ara benim de öyleydi. Evlenecek miyim sorusunu. Yani cevaplamadığım Türkiye'de insan kalmadı. Artık yeni kelime geliştim. Program evlenirsin diye. Ben de sorayım. Evlenecek miyim? Ne zaman çocuğum olacak? Herkes evlenir. Doğru tarihi bilmek lazım. Önemli olan doğru tarih. Altyapısı sağlam bir doğru insan, doğru şartlar. Doğru insan bizi mutlaka sizi bulur. Siz seçiyorsunuz çünkü. Bakın ben size hemen burada bir ilişki koçluğu yapayım. Kadınlar seçiyorsunuz. Tabii siz seçiyorsunuz. Yani özellikle şu anki şu çağlarda. Yani bu herkes kendi seçiyor. En mazbut, en baskı altındaki bile o baskıdan kurtarıyor kendini ve gidiyor. Kendi gönlüne yatanı, kendisi için doğru olanı mutlaka seçiyor ve kadınlar seçiyor. Unutmayın biz seçeniz, seçilen değiliz. Özellikle de Türk kadınlar için bunu çok rahat söylerim. Bu da benim bunca yıllık tecrübem olsun. Vallahi bir sürü problemle karşılaşıyoruz ama aslında kadınların ne kadar akıllı olduğunu gösteren çok şey yaşamışım. Ya ne çözümler kadar üretmişlerdir kesinlikle kendi aralarında. Kesinlikle çok zekiler. Bak sana oradan küçük bir taktik vereyim. Mutlaka dertlerini anlatırlar ama diyerek kendilerine göre ürettikleri çözümleri de anlatırlar. Çözüm de çok mantıklıdır muhtemelen. Evet mutlaka gerçekten muhtemelen. Gerçekten bulabilseler çıkar. Peki hanımefendi bekletmeyelim. Tuğçe Hanım'ın eşiyle. Yani eşinizi değiştirmeye çalışmayın. Bir Boğa burcu erkeğiylesiniz ve siz Oğlak burcusunuz. Kendinizi yıpratır mısınız? Bu Temmuz'a kadar daha çok yıpratırsınız. Yani son dersiniz ki ben 2013'ten bu yana pek bir yoruldum dersiniz. Bu yılda Temmuz'a kadar yorulduğunuzu hissedersiniz. Sonra güncellenirsiniz ama. Yani şöyle söyleyeyim, bir Oğlak burcuysanız, bir Yengeç burcuysanız Temmuz'a kadar evliliklerinizle ilgili büyük kararlar almayın. Almayın. Peki. Ay sohbet çok keyifli ama yavaş yavaş sana teşekkür etmem gerekiyormuş. Son yılın ne değişim, söyleyelim? Yılın değişim geçirecek burçları Oğlak ve Yengeç. İşte değişimler, iş kurma, evlilik, kararlar. Yılın ev almak isteyen burçları hangileri olmalı derseniz Balık ve Boğa Akrep burçları Türkiye içinde çok güncellenen bir yıl. O yüzden de yılın en şanslısı Başak, Balık burçları ama en evlenecek burçları ya ikizler, onu hep söylüyorum size. Hadi inşallah. Eğer diğer hani
sorarsanız ki ne yapmam gerekiyor? 31 Aralık'a kadar kendimizi çok yorgun hissedebiliriz. 31 Aralık'tan sonra çok daha enerjimiz yükselir. Şubat'taki Merkür gerilemesi Türkiye'yi ciddi anlamda etkileyebilir. Gelişmeler, bilgiler, açıklamalar, sansasyonel olaylar devam eder. Ama Türkiye'ye kötü günleri değil, iyi günleri bekliyor. Not olarak da düşmek isterim. Harika. Ablası bizim için öp lütfen. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum. 52 günlük bebeğini bıraktı geldi. Çok, çok teşekkür ben ediyorum. Ben teşekkür ederim. Zeynep'ciğim. Hayırlı olsun. Çok çok teşekkür daha ediyorum. Daha bir programda da güncellemeler olur. Onu da söylemeden geçeceğim. Onu diyecektim sana. Onu sordum. Program nasıl gidecek? Ne yapacağız? Neredin? Ama haritanın burcunu söylediğin için genel olarak bu programda yeni formatlar görürsünüz, güncellemeler yapılır, eskitmez kendini. Devamlı yenilik olur. Yeniliğe açık bir program. Evet. Aynen öyle. Her şey olsun. İzleyicim ne istiyorsa biz onlar için buradayız. Ne istiyorlarsa vereceğiz. Hızlı tükettiğimiz bir dönemdeyiz. Sosyal medya diye bir şey var. O yüzden hızlı akıyoruz ve o yüzden de yenilik yapan programlar her zaman çok kazanır bu dönemde. Harikasın. Çok teşekkür ediyorum Zeynep'ciğim. Ben alkışlar teşekkür ederim. Zeynep Buran için. İyi ki geldin. Çok teşekkür ediyorum. Seni alkışlarla uğurluyoruz. Zeynep Turan, Zayde ile Yetiş Hayata da hem Türkiye'nin hem bizim yıldız haritalarımıza göre yaşam biçimimizde neler yapıp yapmayacağımız konusunda çok güzel anekdotlar verdi.